Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Ekonomik Boyut programıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli hocam, yönetim ve finans danışmanı ekonomist Sinan Bayraktar hocamla beraber bu hafta ekonomideki dalgalanmaları, daha sonra enflasyondaki düşüşü ve bunların insanlara yansımalarını ve ayrıca biliyorsunuz geçen hafta Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu yeni ekonomi programını konuşacağız hocamla birlikte. Evet hocam, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. İnşallah. Her şey değişiyor tabii. Gün geçtikçe ekonomik boyuttaki boyut miktarı artıyor, azalmıyor. Hareketler fazlalaşıyor. Hı-hı. Jeopolitik riskler artıyor. İşte savaş riski, bunların satın alınması, Amerika'nın açıklamaları, bizim başkanla Sayın Amerikan Başkanı'nın Kasım ayında randevuleşmesi, bunların hepsinin fiyatlara etkisi var. Yani piyasa, ekonomi bir takım riskleri satın alma tabiriyle hareket eder. Onun tabiri olur ekonomide. Riskleri satın alır. O riskleri satın aldığınız zaman aşağı veya yukarı yönlü hareketler görürsünüz ekonomide. Evet. Enflasyonla bunlardan biridir. Yani enflasyonist değerler halkın satın alma gücü ve ekonomik hareketlerini yorumlayacak rakamları ortaya çıkarır. Ancak tabii hep konuştuğumuz olay var. Yani enflasyon evet düşük. Yani tek hanelerde bir rakam telaffuz edildi. 9'lara kadar inen bir rakamımız var. 9.26'lara inmesi, evet. Enflasyonun 15.01'den bayağı bir aşağı inmesi demek moralleri düzeltiyor ekonomide. Çünkü ekonomide enflasyonun yüksek olması rahatsızlık yaratıyor. Fiyatları tetikliyor. Fiyatları faizlerin artış yapılmamasını tetikliyor. Baz etkisi çok yüksektir. Tabii bu bir yanlış anlaşılan bir kavram da olduğunu söyledim. Canlı yayında da söyledim onu geçenlerde. İyi Sabahlar programında. Hesaplanan enflasyonla hissedilen enflasyon arasında farklar vardır. Yani bu meteorolojinin açıkladığı sıcaklıkla hissedilen sıcaklığın farkı gibi bir şeydir. Evet. Öyle bir tabir edeyim. Yani meteoroloji 30 derece diyor. Hissedilen 35 diyor. Siz terliyorsunuz ya 30 yazdı. Dereceler 30 gösteriyor ama biz 40'lık bir ısı hissediyoruz falan dersiniz. Hakikaten hissedilen bir enflasyon vardır. Çünkü tabir edilen, hesaplanan enflasyonda finansal piyasalar haftayı ve ayları yorumlarken bir takım endekslerden yürürler. Yani matematiksel endeksler vardır. TÜİK de bunları alır yürür. 418 tane pakette ürün var. 418 paket üzerinden hareket ediyor. Evet. Yani sarımsağın, limonun fiyatı giriyor işin içine. O hafta, o ay onların üzerindeki hareketler olumluysa, düşüşte varsa düşüşe yansıyabiliyor baz etkisiyle. Diğer ürünlere bakıyorsunuz, hiç kullanmadığınız ürünler olabiliyor. Hatta cinsiyete göre enflasyon da var. Yani enflasyonun o paket içindeki 418 maddenin hareketinde örneğin eğer tıraş bıçağını aldıysa, yani erkek kadın değişiyor, değil mi? Ya satın alması da farklılık var, hareketler var. Kadının satın aldığı şeyler yüksekse oradaki ürünleri koyuyorlar enflasyon paketinin içine. Onları koyuyorlar. 418 maddeyi zaman zaman oynatıyorlar. Erkekteki jiletin alımıyla kadının işte bilmem ne ürününün alımı arasındaki farklar olduğunu görüyorsunuz. Onun için yani bir takım şeyler düştü, evet fiyatlar da indi diye bir şey yok. Evet. Onu hiçbir zaman öyle düşünmeyelim. Enflasyon düşmesi evet, piyasalardaki rakamsal boyutta oranları ve morali düzeltir. Piyasa ona olumlu bakar. Yani çok yüksek fiyatlar olmayacak anlamına getirir. Ancak Türkiye'nin, geçen programda da söyledim, hep aynı şeyleri söylüyorum ama bilinmesinde de yarar var. Yani enflasyon düştü, fiyatlar geri geldi diye bir şey göremiyoruz. Öyle bir şey yok. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Belki geçen hafta da konuştuk, tekrarlayacağız ama Japonya'da eksi enflasyon vardır, fiyatlar yukarıdadır. Fransa'da enflasyon düşüktür, yukarıdadır fiyatlar. Enflasyon genel fiyatlar seviyesinde kontrol amaçlı ürünlerin nereye gittiğini belirleyen bir rakamlar dizisi. Yani TÜİK buradan verilerle gidiyor. Ama önemli bir gösterge. Tabii ekonomistler, ekonomiyi yönetenler enflasyon düşüşüyle çok olumlu değerleri yansıtmaya çalışırlar. Çünkü para piyasaları buradan tetiklenir, buradan hareketlenir. İşte dövize dayalı kurların hareketi, bunların yüksekliği, düşüklüğü enflasyonun rakamlarını ortaya çıkarıyor. Burada tabii çok önemli bir rakamın çok ciddi bir şekilde düştüğünü görebilirsiniz. Benim de çok değer verdiğim bir enflasyon rakamı o, ÜFE.
üretici fiyat enflasyonu. Yani üretim yapanlar, imalat yapanlar, sanayi tarafı, oradaki enflasyon 2.45'e düştü. Çok önemli bir düşüş var burada. Umarım ki daha önümüzdeki dönemlerde tek haneleri doğru inecek. Ama Merkez Bankası'nın ve Yeniden Ekonomik Programı'nın hedeflediği enflasyonist rakam yıl sonuna kadar çift hanelidir. 12 civarlarında hedefledikleri bir rakam var. 12 küsurlarda kapatacağız gibime geliyor Aralık ayı enflasyonunu. Çünkü bu Ekim ayındaki enflasyonist değerlerde satın almalarda bir takım yüksek rakamlar yansıyacak. Doğalgaz ve elektrik fiyatları yansıyacak. Evet. Hatta enflasyonun rakamları açıklandığının hemen akabinde çiğ süte %15 küsur zam geldi. Ve süt ve süte bağlı ürünleri de tetikleyecek. Biraz artış görebileceğiz enflasyonda ama çok fazla olacağını zannetmiyorum. Ama yine tekrarlıyorum. Yani enflasyondaki artış fiyatı düşürmez. Enflasyondaki düşük fiyatı indirmez. Bunlar ters çalışan, düz çalışan sistemler değil. Ben geçen şaka yolda şeyi de söyledim. Yani canlı yayında da belki alınganlık yapabilir olur. TÜİK'in yetkilileri dedim ki elektriği, doğalgazı acaba kaçak mı kullanıyorlar? Benzine para ödemiyorlar mı? Bunlar yansımıyor mu bunlar? Çünkü hakikaten elektriğe %60 zam geldi. Hatta 80'e varan zam var. Yani kümülatif değerlerle. Evet. Doğalgaz %30 Ağustos ayında aldı. Çok net basit rakam yapalım. %30. Son bir yıl içerisinde %60 evet. Tabii. Aldığı zaman yani ben onu da söyledim. Bir hane halkının doğalgaz harcaması kışın yaklaşık 400 lira civarındadır. Yani evet. Böyle şöyle hani kısarak çok kış olmazsa Allah yani çok yoğun böyle kış vermezse 300-400 lira civarında %30'unu koyun üzerine. Evet. Hemen bir 100 lirayı 120 lira. 120 civarında. Lira gibi bir ilave geliyor üzerine. Önemli bir bütçe çıkışıdır. Hı-hı. Maaşınızda o kadar zam alamıyorsunuz. Evet. Alamadığınız için sizi zorluyor. Pazara gidiyorsunuz hissettiğiniz enflasyon farklı geliyor. Yani değerleri düşürecek bir şey ortada yok şu anda. Çünkü enflasyonda hep şunu hissediyorum. Ha biraz düzgün fiyatlamalar vardı. Yani 2001-2015 arasında 4-5 sene böyle fiyatlamalar düzgün gitti. Çok artış olmadı. 1.4 gibi bir dolar kuruyla yaşadık o yıllarda. Yani 1 lira 40 kuruş gibi, 1 lira 50 kuruş, 1 lira 60 kuruş gibi. Yani şimdi 100 doları bozuyorsunuz, 600 lira para. Yaklaşık 600 lira para. Evet. Ki dünden beri jeopolitik risklerimiz de tetiklendi. Hı hı. Biliyorsunuz. Evet. Bir çatışma riskimiz, çatışma beklentimiz ve yükseldi o Amerika'nın tutum ve davranışlarıyla. Evet. Siyasilerin o jeopolitik riskleri hareketlenmesi var. Piyasada onu satın alıyor hemen. Evet. Ya insanların bu ekonomik vatandaşın alım gücünün durumu analize edeceksek evet. Bayağı bir sıkıntıya girdiler. Şimdi bir de insanların algısında şöyle bir şey var hocam. Enflasyon 9 seviyelerine düştü diyoruz ama diyorlar ki benim ana temel harcamalarıma %60 %80'e varan zamlar işte elektrik doğalgaza zamlar getirdi. Bu nasıl bir enflasyonda düşüş oluyor da bu kadar zam yapıyorsun şeklinde bir algı da var. Yani bir nebze karşı tarafın insanları, vatandaşı kandırmaya yönelik bir açıklama olduğunu söylüyorlar. Bunu da açıklama gibi. Çok değerli bir akademis hocamız var. Geçen hafta güzel bir açıklama yaptı enflasyondan sonra. Enflasyon verileriyle fiyat arasındaki, fiyatlar arasındaki makas giderek açılıyor dedi. Makas açılıyor. Yani fiyatlar yukarı gidiyor, enflasyon düşüyor, makas açılıyor. Ama neden oluyor? Yani o 418 maddeyi yorumladığınız zaman, yani hani hep ekonomide tartışılır, pimpon topunun fiyat artışı düşüşüyle enflasyon verilerini hareket ettiremezsiniz. Olmaz. Evet. Hakikaten hayat pahalı. Türkiye'deki en büyük sıkıntı ve dünyadaki gelişmekte olan ülkelerde, hatta gelişmiş ülkelerde de fiyatların baz etkisi halkı yorar. Eğer fiyatlarınız artış sağladı da gelirleriniz ona göre değilse ciddi sıkıntı yapıyor. Bakın geçen hafta da belki konuştuk. Şimdi kiracıların üfeye göre fiyat artışı gelecek. Adam diyecek ki ben %15-20 enflasyon, %40 üfe endeksi, onu tüfeğe çevirdiler gerçi. Ben bunları yaşadım. Şimdi açıkladığınız enflasyonu %9, ben %20 yapacağım diye tartışmalar başladı. Ki Emlakçılar Odası %15'tir asgari dedi kira artışı. Öyle yapılması gerekir. Ben sokak röportajlarını inceliyorum. Hiçbiri %15 yapamam. Ben %15 yapacağım zaman şu kadar liraya geliyor. Ben yeni bir ev aramaya giderim diye. Vatandaş sıkıntıda. Yani bizim bütün derdimiz geçimimizi temin edecek, yaşamımızı iyi bir noktaya getirecek değerlere sahip olmamız lazım. Hep söylüyorum. Sabahleyin yola çıktığımız zaman bir
hizmeti satın alacak bedeli doğru hareket ederiz evimizden çıktığımız zaman. Herkes yuvasından çıkar, para kazanmaya gider. Rızık dağıtılır. Allah rızkı açar insanlara. Herkes gider bereket kapılarına, oralardan bir şey almaya çalışır. Akşam da evine döner, bunu harcamaya çalışır. Yemeğiyle, fiyatlamalarıyla, satın almalarıyla bunu. Çoluk çocuğunuz var, okul sezonu açıldı. Evet. Servis giderlerini indirdiniz mi? Hayır. Hayır. Aksine yani, zam geldi. Zam geldi aksine. Yani çocukların servis gideri, okul gideri, bırakın özel okullardan bahsetmiyorum. Yani orası da zaten çok zorlanmaya başladı. Özel eğitim. Ciddi şekilde enflasyonuz, baskı orada da var. O değerlerin çoğu yansımıyor eğitim giderleri. Ben görmüyorum sepetin içinde. Çok fazla yok. Hepsi zam yaptılar. Servis taşıma ücretlerinde zam yapıldı. Bunlar halkın direkt satın aldığı şeylerdir. Evet. Yani direkt hizmettir. Asıl o 418 maddenin içine bunu koyacaksınız. Evet. Sarımsağın fiyatı evet doğru arttı. Sarımsağın 100 liraya çıktı fiyatı. Şimdi ithalat getirdiler. İthalatla sarımsağın fonlarını düşürdüler. Sarımsak ithalatı başlayacak. Ama 100 lirayı tetikleyen sebepleri, kök nedenlerini çözmeden sarımsağı çözemezsiniz. Onu sepetin içine koyarsanız oradaki yükselme ve düşme eğilimi. 100 liradan 60 liraya düştüğü zaman %40 indi aşağıya. Evet. Derseniz ben yanılırım. Yani halkın ben hep direkt satın alacağı değerlere vurgu yapmışımdır. Bugün halk neyi satın alır? Ekmeğe, peyniri, zeytini, iaşe ve ibate. Baktığınız zaman önce geçinecek, yiyecek, sonra barınacak. Fizyolojik ihtiyaçları var, temel ihtiyaçları var tabanda. Onlarla yaşamını kuracak. Oradan satın alma değerleri düşerse rahatsız olmaya başlayacak. Hele de çocuk sayısı fazlalaştıkça, giderleri arttıkça, bu giderleri karşılamak için o değerlere ulaşamadığı zaman yoruluyor insanlar. Bir de sağlık sorunları yaşıyorlar. Sağlık giderleri oldukça yüksek. Yani bakın bu geçen gün bir şey okudum. Amerika Birleşik Devletleri göçmen kabulünde bir şart koydu yeni. Sağlık giderlerini karşılamak şartıyla göçmen kabul ediyorum. Sağlık giderlerini siz karşılayacaksınız diyor. Çok ilginç değil mi? Kesinlikle. Yani ben göçmen kabul ettiğim zaman seni buraya müracaat ettim. Bir takım sebeplerden geldin. Ben senin göçmenliğini kabul ettim. Buraya geldiğin zaman sağlık giderlerini sen karşılayacağını garantisini bana vermen lazım. Çok ilginç geliyor bana. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık çok pahalıdır. Pahalı. Ben diyor vermeyeceğim diyor sana. Biz içeri aldığımız bütün insanların sağlık giderlerini karşılayan bir ülkeyiz. Müthiş bir ülkeyiz. Yani bugün aldığımız insanların hepsinin asgaride sağlık giderlerini karşılayabiliyoruz. Evet. Demek ki dinamiklerimiz çok kuvvetli. İnşallah yani insanlara bu hizmetimiz devam eder. Dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyorum. Bugün İngiltere'ye gidin. Sağlık harcamaları aşırı boyuttadır. Ve hastanelere gittiğiniz zaman sıkıntı yaşarsınız devlet hastanelerinde. Yani göçmene diyor ki sağlık harcamalarını garanti et seni öyle alacağım. Şimdi halkın temel ihtiyaçları bunlar. Bunların üzerindekileri konuşmamız lazım. Yani ben TÜİK yetkililerine diyorum ki 418'i fiyatlarken 418 maddeyi özellikle peyniri, zeytini, ekmeğe koyacaksınız. Taşım. Onu koyun onun üzerinden hareket ediyoruz diyor. Tamam ediyoruz ama oradaki yüzdelerin hareketini yani istatistiksel metotlarla biraz daha bana doğru yansıtın. İşte pazara gidiyorum bir şey satın alacağım. Geçen haftanın fiyatından farklı. Evet. Bakın balık satın alıyor insanlar. Balık yiyeceğiz. Balık mevsimi çıkmadı. Arz talep dengesi bozuk şu anda. İşte balık çok fazla yok. Balığı tüketiyoruz zaten. Bir bereketi bol olan hamsi var. Hamsiyi satın alıyoruz. 20 liradan aşağı gelmiyor. Vatandaş onu 10 lira yiyebilmeli ki. Dönüyorum balıkçıya. Balıkçı tarafına döndüğüm zaman balıkçı diyor ki benim mazot giderlerim ve diğer işletme giderlerim aşırı boyutta. Ben akşama kadar denizde dolaşıyorum. Alabildiğim bu. Ben bunu hizmet gideri olarak yansıtmak zorundayım fiyatlamaya. Getiriyor. Hale teslim ediyor. Halde aracılar ve diğerleriyle geliyor. Ve inanın hala eski demeyelim ona. İlk ekonomik program açıldığı zaman açıklandığı zaman ona da değineceğiz. Yeniden ekonomik program da adı onun da. Hal yasası hala yok ortada. Ya. Meyve sebze fiyatlarını dengeleyecek unsurlarımız hala yok. Hayat pahalılığı buralardan bizi yoruyor. Peki hocam çok lafınızı balla kesiyorum. Bir not düştüm de buraya. Sanayide %2.45 bir düşüş olduğunu söylemiştiniz. Şimdi sanayi dediğimiz ya doğalgazla çalışıyordur ya elektrikle çalışıyordur. Yani bu nasıl bir düşüş oldu? Ben anlayamadım. Yani açık söyleyeyim size. Yani gerçekten anlayamadığım bir değer o. Yani %2.45 biz 45'lerden geldik 2018'de. Evet. %45'lerden geldik. Üfe aşırı boyuttaydı. Adamlar biz üretemiyoruz diyorlar. Evet. Sanayi elektriğine, reaktif elektriğe %80'e yakın zam yapıldı sanayicinin elektriği. Evet.
Doğalgazına zam zaten tabii geliyor. Tabii sanayiciye daha fazla zam geliyor. Daha fazla geliyor. Hani ne yapacak şimdi sanayici? Hı-hı. Hadi düştüm enflasyonu. Ben bu değerlerle imalat yapacağım diyecek. Neyi düşürecek? Dış girdileri çok yüksek olan bir ülke burası. Evet. Konuşa konuşa dilimizde tüy bitti. Yani biz bir takım ham maddeleri ithal etmek zorundayız. Çünkü hı-hı, üretemiyoruz. Yok. Evet. Yani bugün demir çelik sanayinde paslanmaz çeliği üretecek testlerimiz yok bizim. Paslanmaz çelik üretemezsiniz. Makine imalatında önemli bir bölümüdür paslanmaz çelik. Kesinlikle. Paslanmaz çelik alacaksınız, çok güzel imalat yapacaksınız, otomotivi kullanacak. Diğer ülkelerden ithal ediyorsunuz. Yaptığınız imalatın %70-80'lik bölümü ithalat girdileriyle ulaşıyor. Bunu siz Türk lirasıyla ödeyemezsiniz. Kesinlikle. Dolar vereceksiniz. Bu parayı temin etmek için piyasaya müracaat edeceksiniz ithalat hı-hı, yaptıkça. Tamam, ithalat düştü deniyor. Tamam ama bu temel ihtiyaçlar buna. İlaç alacaksınız, kimya maddesi satın alacaksınız, üretemiyorsunuz. Yani nanoteknoloji satın alacaksınız, yüksek teknoloji imalat, elektronik imalatı yapıyorsunuz. Bunların hepsine o ülkelerin para birimini vermeniz lazım. Uluslararası para birimi, euro veya dolar vereceksiniz. Evet. Bunları satın aldığınız zaman yüksek oranda satın alma talebine gittiğiniz zaman Merkez Bankası'na veya bankalara, bankalar diyecek ki elimdeki değer bu, ben bundan satıyorum, o değerden ithalat yaparım. O zaman fiyatlar yukarı doğru çıkacak. Çıkıyor zaten. Yani bugün Türkiye, evet, dışarıdan yatırım alma konusunda 2018'de o aşırı fiyatlamalarla biraz sıkıntıya düştü. Yatırım alamadık, gelmedi. Hı hı. İşte en son konuşuluyor. Hepinizin bildiği Manisa'da ünlü bir Alman devi Volkswagen firmasının bayağı bir sayıda işçi istihdam edeceği büyük bir yatırımı getiriyor Türkiye'ye. Evet. Ama bir takım tavizler alarak geldi. Bilemiyorum ne tavizler aldığını. Tamam, Manisa'da Volkswagen'in üretim yapması önemli bir atılımdır. Evet. Ama bunların büyük bölümü de ithalata dayalı. Yani burada imal edecek, paslanmaz şeyi ithal edeceksiniz, alacaksınız, işçiliği siz koyacaksınız üzerine. Hı-hı. Tamam, 1000 kişiye belki işiyle alanı yaratacaktır. Mühendisime bir alan yaratacaktır. Bir bölgeye bir hareket sağlayacaktır. Kaçınılmaz, çok büyük başarıdır. Evet. Biz çünkü şeyi kaçırdık, Hyundai gibi firmayı hı-hı, kaçırdık. Olmadı, hı-hı, bir takım yanlışlıklar yaptık orada. Gitti, başka ülkede yatırım yaptı. Evet. Allah'tan geliyor bir Alman devinin buraya gelmesi. Yani bu tip şeyleri yaptığınız zaman önce bir ithalat ihracat olaylarını bir konuşmamız lazım. Buraya dikkat etmemiz lazım. Yani enflasyon, evet doğru, fiyat pahalı, evet hissedilen, halkın hissettiği tutar. Geçen hafta da konuştuk, yine de konuşacağız. İşsizlik. Evet. Ciddi boyutlarda. Yani 2.45'e düşürdüm diyorsunuz üfeyi, sanayiciyi bir konuşturuyorsunuz. Ya bir dokun bina işte. Bir dokun bina işte. İşçilikleri yüksek. Asgari ücret 2020 lira. 2020 liranın üzerine gelen 2880 küsurlara tırmanan toplam bir maliyet, maliyet var, yani var üzerinde. Evet. Yani adamın vergisel boyutları var. Yani ben geçen hafta da değiştim. Kira stopajları var. Onlara değindim. Vergisel sistemin yeniden ekonomik programda ele alınması lazım. Evet. Evet, bir takım şeyler yapıldı. Yapıldı da yapılacak, bekliyorum ya. Hızlı hareket edelim. Teşvik kime veriyorsunuz? Bugün mesela bankaların geçen karlılıkları açıldı. Çok yüksek. İkinci bölümde onu açacağım size. Aşırı bir karlılık var bankalarda, gene yüksek tutarda. Konut kredilerine dönün. Düşüklük çok aslında fazla. Girebiliriz hocam. Çünkü yani, bugün bayağı konumuz evet var. Yani, çünkü bu Barış Pınar şimdi, harekatı siyasetle, ekonomide hani biraz şeye değineceğim. Yani enflasyonu biraz daha alacağım. Hani bir buyurun hocam. Özellikle ıspanak alırsam, ceviz alırsam hangi enflasyondan hareket ediyorum? Örneğini vermek lazım. Buyurun hocam. İspanya şey, cevizin kabuklu hı-hı, ceviz yeni çıkmış, fiyatları farklı. İthal edersiniz farklılaşır. Ispanak mevsimde girer, farklı fiyattan girer. Şimdi ben ikisinin arasındaki oranı dengeleyip buraya koyup enflasyon sepetinde bunlar dersem farklı bir enflasyon çıkar karşıma. İhtiyaçların analizini çok güzel yapıyoruz biz. Yapmamız gerekir. Halk bunu yapıyor. Halk gidiyor diyor ki benim ihtiyacım var. Ben bunu satın alırken ödediğim paraya bakarım. Cebimden paraya bakarım. Ne kadar çıkarsa kesinlikle. Yani benim işte 20 liraya gittiğim, taksiyle gittiğim bir yeri 28 lira verdim geçen gün. Evet. Ya 8 lira benim cebimden çıktı. Evet. Şimdi bana izleyenler şunu söylüyor. Taksiye binme hocam. Tamam, toplu taşıma aracıyla geleyim, biliyorsun. Aracımı bile mümkün olduğu kadar trafikte olmaması nedeni girmesin diye kullanmamaya çalışıyorum toplu taşımla. Bir bakıyorum benim o akıllı kartımdan biten tutarlara. Daha bedavaya giremedim ben, daha var. O bedava yaşama daha dönemedik. Bir bakıyorum bayağı ciddi bir rakam çıkıyor cebimden. Bu vatandaşın cebinden çıkıyor zaten. Evet. Çıktığı zaman insanlar bu sefer rahatsız oluyorlar. Diyor ki ben hissettiğimle yaşadığım enflasyonun arasındaki farkı iyi bulmam lazım. Evet.
Ben şimdi konut alacağım, konuta gidiyorum. İyi fiyatlar düştü, tamam. Kamu bankaları diyor ki 0.99'dan ben sana kamu bankaları. Özel bankalarda yok öyle bir şey. Evet. Ben nereye gideyim? Vermiyor bana kamu bankası. Kamu bankası geçen gün açıkladı bir tanesi. Dedi ki, ben dedi yeniden yapılanma yapayım kredilerinize. Güzel. Getirin o yüksek faizli kredilerinizi benden alın. Ama limit koydu. Şu kadar tutarı aşmayın. Şu kadar tutardan ben sana yapılanma yaparım. Şu kadar vade olursa yaparım onu. Şartları var. Tamam, güzel bir şey. Devlet sübvanse edecek. Devlet sübvanse edemezse yaşamında değerleri zorlaştırır. İkinci bir örneği veriyorum. Otoyollara ve köprülere zam geldi. Hem de çok aşırı derecede. Yani, yani %30 zam yapıyor. Şimdi diyor ki Karayolları Genel Müdürlüğü, devlet. Biz enflasyonu bir yıldır, işte 21 aydır zam yapmadık bunlara. Ve bunların hizmet giderleri arttı. Ya arkadaşım, sen devletsin. Hizmet giderlerini bana sübvanse edip değer vereceksin. Ben sana vergi ödüyorum. Ben sana veriyorum. İşte İstanbul Boğaz Köprüsü'nün geçişi İstanbul 10 lira küsürleri, 10.90. Her gün geçen insanlar var aracı. Var. Var. Yani köprülerde, otoyollarda, öbürleri kastetmiyorum şeyleri. Dolar bazında olanları. Yapışlet devletler korkunç paralar alıyorlar. E şimdi sen bir anda, ben cebimden çıkan 8 lira çıkıyordu. 2 lira daha çıktı cebimden. Bu sabah işe gelirken 2 lira daha çıktı diyecek adam. Aracımla gitmek zorundayım. Kişiler kullanmasın. Pazarlamacısı var, satıcısı var. Aracı var, kamyonu var. Bunlar hareket edecekler. Bunlar ticari işlem yapıyorlar bu insanlar. Her gün geçecekler o işlemden. Her gün yapacaklar. Her gün 2 lirayı cebinden çıkardınız. Enflasyon açıklıyorsunuz. 9.26. Ya karayollarına yaptığınız zam geçiş ücretlerine 30. Şimdi sorarlar adama, bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Sormazlar mı? Sorarlar. Atasözü girer devreye. O zaman ben ekonomiyi çok iyi yönetiyorum. Yönet arkadaşım. Ekonomiyi çok güzel yönetiyorsunuz. Kabul ediyorum ama dön benim bir cebime, bak bakalım neler oluyor. Sana da işveren zam yapsın falan boyutlarına geliyor olay. Hayır, o değil. Devlet abidir, devlet babadır, devlet büyüktür. Devlet halkını koruma noktasında daha adil eylemlere girecek. Yani maaşları, emekli maaşlarını bir gözden geçirdiğiniz zaman bir bakın. Bugün işte şey tartışılıyor, yeniden emeklilik programı, erken emeklilik. Evet. O tartışılıyor. Meclis açıldı. Adalet reformu geliyor. Ceza infaz yasasındaki değişiklikleri izliyorsunuz. Evet. 100 küsur bin kişi buradan dışarı çıkacak şimdi. Evet. Buyurun, sistemin içine girecekler. Gelsin arkadaşlar. Onlar da aş, iş, para, geçim diyecek o adamlar. Kesinlikle. Suçluydu. Şimdi çıktı dışarıya, suçsuz suçsuz dolaşacak dışarıda, gelecek farklı şeyleri tetikleyecek, ayrı, o ayrı. Bir de gelecek o kadar insan, ben hapishanede bakıyordum onlara, şimdi dışarı çıktığı zaman o arkadaşlar, mağdur olmuş olanlar, yanlış girmiş olanlar, boşu boşuna yatanlar gelecekler, iş işleyecekler, ailesinin yanına gidecekler, ikinci boğaz gelecek. Devlet bakıyordu, idare ediyordu hapishanede, şimdi dışarıya çıkacak, sıkıntı yaratacak. Bakın bunlar hep yarın öbür gün. Bizim işte mülteci sorunlarından tutun da oradaki savaşta harcadığımız sorunlara kadar bir sürü problemlerimiz devam edecek. Her hafta yeni bir şey tetikleniyor bu ülkede. Evet. Hiç değişmiyor yani, her hafta konuşacağız. Yeniden ekonomik program geldiği zaman önümüzdeki hafta neler olacak, onları tartışacaksınız. Onlara baktığınız zaman biz hayat pahalılığının hangi aşamada neyi hissettirdiğini çok iyi yorumlamamız gerekiyor. Ben devlet yetkililerine, evet, daha fazla tasarruf yapın. Devlet daha fazla tasarruf yapsın. Devlet daha fazla disipline etsin olayları. Evet. Daha dikkatli hareket etsin. Daha az araca binsin. Daha az keyif yapsın devlettekiler. Daha az maaşlarımızı dengeleyelim. Ya bekliyorum bir gün. Hiç olmadı bu yaşıma kadar. Hiç görmedim. Bir gün çıksa da şu meclisteki arkadaşlar deseler ki, ya biz bu sene zam almıyoruz maaşlarımızı. Bir deseler bu halka. Ya indirimi bırakın. Bırakın yani popülizm bırakın. Yapsınlar. Desin, evet, ki insanlar popülizm yapıyor. Bunlar popülist. Evet. Bunlar şey, insanları işte böyle şey yapıyorlar yani, yalandan söylüyor. Ya bir gün desinler ki biz toplu olarak maaş almıyoruz, istemiyoruz. Yani en büyük devlet yetkilisi de maaşına zam yapıldığı zaman benim maaşıma zam yapmasın desin ki. Evet. Halk desin ki ya kandırıyor beni desin, ama o bir çıksın söylesin bu halka. Ben onu hep bekledim. Bu yaşıma geldim, ben görmedim daha. Yani geliyor zam yapılıyor siyasilere, bürokratlara. Evet. Abi yapma arkadaşım, alma, söylüyorum yani, binme o arabaya, binme. Geçen hafta da söyledim. Ya 1 milyonluk arabaya binecek diyor belediye başkanı. Binme.
Binme arkadaşım. Bak binme, halk onu bekliyor. Lütfen yapmayın bunu. Yani hep bütün siyasetçiler onu söyledim. Halk biraz moral istiyor. Ben yurt dışında bir arkadaşımın evlilik, kızının evlilik törenine gittim. Yani adamı kravatlı bir adam geldi karşıma. Tanıştırdıkları zaman emniyet müdürü dediler. Bisikletle ben içeri girerken o yemek salonuna, o bisikletle eşiyle beraber ikisi de bisikletle geldiler. Bisikletle gelmişler. Evet. Şimdi dönüyorum bizimkilere bakıyorum. Yani saltanat kayığı. Bunlar hep masraf. Bunlar, evet. Bunlar önemli değerdir. Yani bunları siz halkın refah düzeyine doğru indirdiğiniz anda o zaman vergisel adaletlere doğru götürürsünüz sistemleri. Ben onu bekliyorum. Ben siyasi olsam bunları yaparım. Popülizm değildir. Bunları yani yapmanız gerekiyor. Şöyle bir şey de var yani halka evet. idare edin diyorlar mesela. Evet. Kalkının diyorlar. Evet. Kendinizden kısın birazcık. Evet. Fedakarlık evet. yapın diyorlar. Fakat kendilerinden fedakarlık yapmıyorlar. Sevgili Ahmet, evet. kemer sıkma lafını hep duymuşsundur. Yaşın genç, duyarsın. Duydum. Kemeri sık. Evet. Sıkalım da göbek şişerken, kemeri sıkarken rahatsızlık yaratacak. Beni şişirdin, kemeri sık. Sen sık önce kemeri. Evet, kesinlikle. Sen sık bakalım kemeri, ben bir göreyim. Yani kamudaki disiplin, geçen hafta da eleştirdim bakın. 15 sene geçmiş, Sayın Bakan, ben kamudaki araçların dökümünü istedik dedi. Yani, 15 sene sonra. Ya 15 sene sonra görülmemesi bu gerekiyor. Ben evet, bunları eleştiririm, bunları eleştirecek. Biz siyasi değiliz, biz ekonomistiz, ekonomik yönden bakarız. Evet. Yani bunları tatlı eleştiriler kabul etsinler. Bunları belki görevde aksamalar diye kabul etsinler. Onları ricamlarımız oluyor. Biz eleştiri olarak almasın bunları siyasi. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Kısa bir araya gidelim efendim. Evet değerli izleyiciler, kısa bir araya gidelim. Akabinde birlikteliğimiz devam edecek. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, ekonomist Sinan Bayraktar'la beraber. Evet hocam, jeopolitik konumumuzdan ötürü sıkıntılar yaşıyoruz ülkecek. Evet. Şimdi Barış Pınarı harekatı var. Fırat'ın evet. doğusuna bir operasyon başlatıldı. Evet. Piyasa bunu fiyatlandıracak mı? Tabii dünden beri zaten açıklamaları takip ediyoruz. Pazartesi günden itibaren. Amerika'nın bu girişimleri, bizim Sayın Başkan'ın, Amerikan Başkanı'yla konuşması. Ben onları çok iyi takip ediyorum. Piyasa takip ediyor onları. Yani Twitter'dan falan izleyin. Oradan görünüyor. Orada riskler ortaya çıkıyor. Bizim söylediğiniz gibi jeopolitik risklerimiz aşırı boyutta. Bu jeopolitik riskler fiyatlamalara etki edecek. Evet. Etmeye başladı zaten. Hı hı. Geçen hafta 5.60 civarlarında seyreden Amerikan doları, kurları 5.75'lere doğru hareket etmeye başladı. Onlar risk satın alır. Zaten o riskleri satın almazsa onların hareketi olmaz. Yani o hareketi doğru yorumlayamazsınız. Askeri harekat yapılmazsa 5.60'larda giderdi. 5.55-5.60'larda sürerdi. Çünkü ekonomik programda da destek var orada. İyi bir şeyler yapacağız. Kurda bir şey vardı. Bir durgunluk bir var. Bir... Yatay seyri var. Evet, vardı. Fena değil. Şimdi... Yani çok aşırı gitmedi. Çünkü biz 7'lere doğru tırmanan hareketleri gördük. Evet. Biliyorsunuz onları. Burada tabii teknik analiz kur cephesinden baktığınız zaman dövize özellikle bu sıkışan piyasalardaki kurların yukarı doğru hareketini izlemeniz gerekiyor. O zaten ben söylüyorum onu. Yani o şeylere kulak asmıyorum. Hani 10 liralar 20 liralar falan. Evet. Onlar popülist söylemler. Onlar hakikaten ne söylediklerini de bilmiyor o insanlar. Hı hı. Ya, biliyorsunuz geçen ekonomik kurlar oynadığı zaman 10 lira olacak, 20 lira olacak. Bağırıp çağırıyorlar YouTube kanallarında. Çok bağırıyor. Sadece YouTube kanallarında değil hocam. Şimdi kur hamlesi YEP'in etkisiyle beraber YEP de bunu fiyatlaması var. Yeniden ekonomik programa geldiği zaman Suriye sebebiyle yukarı yönlü bir hareket sağlar. Yani evet. benim tahminim 5.80 5.90 bandına doğru hareket edecektir. Eder. Zaten enflasyonist oranı da alacak kur. Evet. Enflasyondan gelen, faizlerden gelen oranı zaten alacak. Otomatikman alacak onu. Buraya doğru gidecek. Bunu test eder. 5.80 5.92 aralığını test edecektir. Bu hani ben halka gidin döviz alın falan anlamında söylemiyorum. Yok öyle bir şey. Evet. Ama bu hareketler zaten biz bunları yaşarız. Bir takım sıkıntılar olduğu Peki, zaman. Peki tekrar 7'lere kadar ulaşır mı? Yani 7 fiyatlamaları yok. 7 fiyatlamaları rakamsal olarak yok. Şöyle yok. Yani onu bizim mevcut para piyasalarının şekliyle fiyatlayacak bir oran yok şu anda ortada. Ama amalar çok tabii. Bu konuştuklarımın hepsi gidiyor. Amayı söylediğiniz zaman. Yani farklı riskler geldiği zaman
şekil değişebilir. Bu halkı çok etkiliyor tabii. Yani siz döviz kurlarının artması, girdilerin artması demek. Girdilerin artması demek fiyatları zaten otomatik yansıyor. Yani üzüldüğüm bir nokta şu. Biz 6,5-7'lere doğru tırmanan kurlarda bütün fiyatları gazladık. Evet. Yukarı çıkarttık, rafları da indirdik. Hı hı. Arkadaşlar o fiyatların hiçbiri geri gelmedi. Maalesef. Hiçbiri indirmedi o raftan fiyatı. Bütün sıkıntım orada. Yani hı hı. Sen 6,5-7 civarında fiyatladın sen bunu, getirdin. O riskleri öngörerek tamam doğrudur, imalat yapıyorsun, zarar etmeyeceksin. Rafa getirdin, o fiyatı o endeksine getirdin, soktun onu. Hiçbir zaman yeni malı getirdiğin zaman onu aşağı düşürmüyorsun. Ben esnafla konuşuyorum, diyor ki, hocam diyor, ben bu malı alıyorum ya, yerine 10 kutu aldıysam ikinci alımda 8'e düşüyor. 8 kutu alabiliyorum. Evet. Veya 11 kutu almam lazım. Fazla fiyat veriyorum bu sefer de. Fazla para veriyorum. Yani aynı malı aynı şekilde yerine koyamıyorum aynı paraya. 100 liralık aldıysam 110 liraya çıkıyor ikinci gelen liste. Evet. Esnaf söylüyor, bakkal söylüyor bunu bana. Yani ben şeyin nabzını çarşıda pazarda çok tutan bir insanım. Fiyatları kontrol ederim. Yani ne yapıyorsunuz? Yani ne vaziyettesiniz? Hani bir dokun bina işte konuşuyorum insanla. Çünkü onlarla konuştuğum zaman neticeyi alacağım. Geçenlerde gıda sektörü, yani yeme içme sektöründe arkadaşım, dostum, lokantası, işte pide salonu bir şeyleri var. Nasıl vaziyet dedim? İkinci biri, iki tane vardı, bir taneyi kapattı İstanbul gibi. Çok etkin de bir yerde. Yani başa başa zor getiriyorum olayı dedi. Yani kiraya çalışıyorum. Evet. Vergiye çalışıyorum, çalışanlara çalışıyorum, evet. Tedarikçilere çalışıyorum ve gece 10'lara 11'lere kadar buradayım, tabii. 12'lere kadar buradayım. Yani emeğimi katmıyorum işin içine dedi. Yani yıllardır bu işi yapan, bu işi bilen, bu hı-hı. işin üzerinde giden. Şimdi bu noktalardan hareket ettiğimiz zaman olayın rengini o zaman görebiliyoruz. Evet. Tabii ki bu Suriye riskleri alınacak. Yani bir de önümüzdeki 24 Ekim'de Para Piyasası Kurulu'nun faiz oranları indirme toplantısı var. Evet. Şimdi bu riskler geldiği zaman faizleri indirebilecek mi? Merkez Bankası indirmem lazım. Hı hı. Çünkü faiz bir şey, enflasyon sonuçtur faiz. Faiz bir sebeptir, enflasyon da sonuçtur. Doğrudur. Faizlerin yüksekliği yoruyor sanayiciyi. Faizi düşük yaptığınız zaman yatırım yapabilirsiniz. Ben de karşıyım faizin yüksekliğine. Evet. Hani Sayın Cumhurbaşkanı çıkar der ya, ben karşıyım, ben de karşıyım, herkes karşı. Hı hı. Sadece faiz lobisi evet yüksek olsun der. Bugün hazır yiyenler mevduata gelir parasını koyar, oturur, ayda 2000 lira ben faiz gelir elde ediyorsam bu bana yeter der, onunla yaşar. Onu rahatsız eder ama o kesim belli, o kesim belirli bir kesimdir. Ama halkı evet. faize tasarruf edecek parası yok ki faize koysun. Halkın zaten faize alakası yani, bile yok. Faize yani, alakası bile yok tabii. Yani hele bizim insanımız İslami değerlerle bir takım sonuçlarla bankalara bile gitmezler. Faizsiz finans evet. kurumlarında. Kar paylarıyla hareket etmeye çalışırlar. İşte döviz alırlar. Hisse senedi alırlar. Yani emtia alırlar. Onlarla korumaya çalışırlar kendilerini. Ticaret yapmaya çalışırlar. Biz o haram tarafına girmeyelim, helal hı-hı. tarafında yapalım derken. Ama bir dönüyorum bakıyorum şeyde bankaların karlarını evet. aşırı boyutlara gelmiş. Hı-hı. Bakın onlara da gireyim. Yani geçen şeyin güzellikle özellikle Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Sayın Palandöken'in açıklamaları var. Çok güzel değinir o arkadaş bu fiyat artışlarına. Üreticinin korunması, tedbirlerin alınması konularında. Şunları söyledi geçenlerde. Özellikle domates, fasulye, biber gibi ürünlerde bol üretimin yapıldığı dönemde salça ithal ediyorsunuz dedi. Çok ilginç. Hakikaten salça ithalatı var. Şimdi dönüyorsunuz salça ithalatta. O zaman dönüyorum bir takım manipülatif şeyler görüyorum. Evet. Bende ve hakikaten güzel şeyler açıklıyor. Ben de geçen gün yakaladım bir yerde. Yerli ürün kullanın. Hem üreticiye hem de ekonomiye büyük destektir diyor. Doğru. Ben salça üreten bir ülkeyim. Niye ithal ediyorum? Salça eksiği mi geldi bu ülkeye? Döndüm araştırdım baktım. Yok salça üretimimiz yeterli sayıda var. Yani yetebilecek sayıya doğru gidiyor. Hatta biz salça ihracatı yapan bir ülkeyiz. İthalat yapıyoruz. Domates gibi ürünü özellikle bunları sen ithal ettiğin zaman elinde kalır. Evet. Perişan olur. Domates hemen salçaya gitmesi lazım. Ürettiriyorsunuz insana. Yarın öbür gün o üretici sen böyle yaparsan ben üretmem demeyecek mi? Çekecek tarlasından.
Yeter bu para bana. Ben üretim de yapmıyorum. Tarla burada, buyurun kim yaparsa yapsın de. Bugün tarımda en büyük sıkıntımız o. Özellikle bu tip ithalat izinlerinin çok konjonktürel hareketler dikkat edilerek yapılması lazım. Ha, terbiye edicidir ithalat, kabul ediyorum. Bakın, eğer sarımsak 100 liraya ulaşmışsa ithalat yap. Hı hı. Biz patatesi de ithal ettik geçen dönemde. İşte fiyatları indireceğiz halkı, işte terbiye edeceğiz falan filan. Panzip satışları açtık. Ne oldu? Panzip satış lafını duyuyor musunuz bu ara? Yok. Yok ki. Kalmadı. Kalmadı, o çadırlar söküldü. Yani lütfen popülist yapmayalım bunları. Kalıcı sürdürülebilir yaptığımız zaman doğru sonuç elde ediyoruz. Evet. Sürdürülebilir kavramını bizim yerleştirmemiz lazım. Kökü burada olayın. Kökünün bozukluğunu, yani hocam hep eleştiriyorsunuz diyeceksiniz. Güzel şeyler yok mu? Var tabii. Bu ülkede güzel şeyleri tebrik etmek gerekiyor. Siz tabii ki tebrik ederseniz, motive edersiniz. Hep eleştiren bir toplumuz biz. Tümünü ben eleştirmem, beni tanıyanlar bilir. Geçen gün çok değerli 5 yıldızlı bir otelde çok güzel yemek yapan aşçıyı çağırdım. Dedim, şefim seni tebrik ediyorum. Yemeğin harikaydı. Bana ne dedi biliyor musun? 30 senelik aşçıyım. Hocam dedi, ilk defa tebrik eden bir adama rastladım ben de. Ne kadar ilginç geliyor. Çok ilginçtir. Yani biz hep eleştirmeyi yerip tebrik etmeyi, teşekkür etmeyi sevmiyoruz. Evet. Tabii ki bugün devleti idare edenler güzel şeyler yapıyorlar. Yapmıyor değil. Yani tümünü eleştirip de siz hiçbir şey yapmıyorsunuz demek hakka girer, hak yemeye girer. Kesin. Özellikle bu yaptıklarını tabii ki beğeneceğiz, bir takım şeyleri koyacağız. Ancak ancaklar ve amalar devreye girecek. Bunları yaparken de ya bir takım harcama, tabii ki yapacaksınız harcamaları. O harcamaları yaparken dengeli yaparsanız, kamu disiplini sağlarsanız bunlar doğru gider. Ben disiplin yolunun yönünde hem bizim kuşağımız gereği bize önerilen yaşam standartlarıyla, bizim yaşımız sizin yaşınızdaki yaşamlarımızı düşündüğümüzde yokların var olduğu bir dönemden geldik buralara. Bize büyüklerimizin önerdiği harcama, disiplin, israf, ifrat kelimelerini biz belleğimize yerleştirmiştik. Çok fazla ifrat ve ifraz yapamazdık. Yani bunları çok dikkatli hareket ederdik. İsraf yaptığınız zaman ikaz edilirdik. Hani pirincin bir tanesi tabağında kalmasın, arkandan ağlar denilen bir terbiyeyle geliyorsunuz. Evet. Bugün işte ekmek israfı veyahut gıda israfına baktığınız zaman dökülenleri %1/3 diye bir şey duydum. Afrika'yı doyurursunuz onu. Evet, kesinlikle. Yani ekmek israfına bakın, buldum. Doyurursunuz oradaki açları. Ben de buna biraz değinmek istiyordum açıkçası hocam. Evet. Biraz önce söylediniz ya, domates ithal ediyoruz, patates ithal ediyoruz. Fakat baktığımızda ise %1/3 varan bir oranla da israf var. Var. Bunlar değerlendirilemez mi? Evet. Yani bunlar nasıl? Yani bunları değerlendirirsek değerlendiriliyor. Aslında var tabii, değerlendiriliyor. Yani bugün atık ekonomisi çok ciddi bir ekonomidir. Evet. Kapalı ülkelerde, yani coğrafi açıdan etrafı deniz olmayan, açık olmayan ülkelerde atık ekonomisi ve enerji, önümüzdeki haftalarda ona değineceğiz biraz, çok ciddi şekilde irdelenen, yapılandırılan ve boyutlandırılan bir sistem baktığınız zaman Almanya'nın milyarlarca euro civarında bir atık ekonomisinden gelir sağladığı ve enerji katkısı sağladığını biliyorum. Evet. O ülkeler, bizde de var. Yani biyolojik arıtma suretiyle suyu bile israf etmeden tuvaletlerde kullanılan suya verecek sistemleri yaratmışlar. Bazı şehirlerde, Almanya'da gördüm, ikinci boru hattı geliyor şeye. Elinizi yıkadığınız su ayrı, tuvalete giden su ayrı, sifonu çektiğiniz su ayrı. Bizdeki israfı düşünün, bizim sokaklara giden akanları düşünün. Ne kadar israfta bulunduğumuz bugün, enerji israf edildikçe fiyatı artan bir şey. Siz çok dikkatli kullanmanız lazım. İki lambadan birini kapat denilen bir ekolden geliyorum ben. Yoktu, enerjimiz yoktu. Ben yani fakirlik edebiyatı yapmıyorum beni izleyenlere. Gaz lambasında okuyan, ders çalışan, o kokuyu hala burnumda hisseden bir insanım. Onu yaşadık biz. Yoktu elektriğimiz. Ya kesiliyordu veyahut. Öyle şarjlı lambalar falan yok. Kesildiği zaman bir gaz lambası, idare lambası. Onunla siz evinizdeki gece hareketlerinizi karanlıkta onunla yapardınız. Televizyon yok, radyo yok, herhangi bir şey yok. Doğru dürüst pil yok. Yani enerji depolama diye bir şey yok.
Şimdi baktığınız zaman korkunç bir israf var tabii. Evet. Hele gıdada olağanüstü israf var. Atık ekonomisi oradan maalesef gelir maalesef. Peki hocam, evet, biraz önce daha önce konuştuk, başta konuştuklarınız vardı, düzenleme yapılması gerekiyor şeklinde. Hı-hı. Peki bu düzenlemeler, bu YEP'te var mı? Var sizce? Tabii var. Tabii ekonomik yani düzenleme. Bu yeni ekonomik düzenleme. Yeni ekonomik programına programda var olursak tabii. Enflasyonun direncini kıracak tedbirleri alıyorlar. Kırdılar. Kırılmadı demeyeceğim. Yani gelecek 3 yılda kamunun bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine yeniden ekonomik programdaki değerlerini koyuyorlar. Özellikle ayarlamalar yapacaklar. Buradan okuyorum. Hükümet finansal istikrarın bir dizi tedbirler alacak. İnceliyorum ben de onları. Para ve maliye politikalarının eş güdümü. Geçen gün ben bir şey söylemiştim. Ya bu programda söyledim, onu da hatırlamıyorum. Ya da şeyde söyledim. Canlı yayında söyledim. Enflasyonda da eşel mobil sistemi getirin dedim. Fiyatlamalarda. Nasıl benzinde yaptınız, bakın benzin ve akaryakıt düşüyor çıkıyor farkındaysanız. Hı hı. Yani bir gün işte 10 kuruş zam yapıyorlarsa orada da biraz komiklik oluyor. Evet. Bir 10 kuruş düşünüyorlar, ertesi gün 20 kuruş zam yapıyorlar. Zam. Yani o da biraz... Eşel mobil sistemi bazı fiyatlamaları dengeleyen bir sistemdir. Mal ve hizmet fiyatlarında kur geçişkenlerini ayarlayacak tedbir alacaklar. O fiyatları biraz geri getirebilir. Evet. Mesela tarım kredi kooperatiflerindeki açılan marketlerin sayısının artacağını söylüyorlar. Halkın biraz daha ucuz mal alacak şekilde bir marketleşmeye doğru devlet tarım kredi kooperatiflerini getirmeye çalışıyor. Ve Türkiye'de ve dünyada uygulanan modellerden bir tanesi başarılı oldu Türkiye'de. Uzun yıllardır geliyor. İndirim marketleri var. Hı hı. İsmini vermeyeceğim. İşte büyük marketler, 8000 dükkan, 7000, 6000 dükkana ulaşmış ve fiyatları gerçekten normal raftan daha düşük olan fiyatlamalarla siz oradan satın alma yapabiliyorsunuz. Ben de kullanıyorum. O tip marketlerin harekete geçmesi biraz fiyatları aşağı doğru çekecektir. Markalı ürünleri de biraz aşağı çekecektir. Çünkü ciddi bir dağıtım ağı şekline geldi orası. Yani dünyanın en önemli markalarını da satmaya başladılar. Evet. Yani çok büyük bir gazlı içeceğin markasını o marketlerde görebiliyorsunuz. Çünkü 8000 dükkana ulaştığınız zaman, bir koli mal sattığınız zaman 8000 koli mal satmış oluyorsunuz. Çok önemli bir dağıtım ağı oldu orası. Evet. Onlar da az personel minimumda yani özellikle Amerika'da vardır çok büyük bir dağıtım firması. Personeline kırtasiyenizi evinizden getirin der. O bir hassas bir işletmecilik dengesidir. Hı hı. Mesela orada da öyle, bizim o indirim marketlerinde lamba sayıları da ayarlandı. Yani enerji giderini de hesaplıyorlar orada. Kira giderleri, çalışan personel mesela bir kişiyle bir mağazayı idare ediyor. Evet. Görüntülü sistemlerle kaçak oluyor mu? Oluyor ama mümkün olduğu kadar denetlemeye çalışıyorlar. Tek kapı giriş, hı hı, tek çıkışla, tek personelle işletme gideri maliyetlerini düşürerek bunu birim bazında ürüne indirecek tedbirleri alıyorlar. Almanya'da koca bir marketler zinciri vardır. O da öyle çalışır. O da 10-15 bin dükkan civarındadır. Amerika'daki aynı şekilde ama %1-2 kar marjıyla çalışırlar. Şeyde de öyledir. Yani askere gittiğinizde kantinler vardır askerlere. Evet. Onlar da kar marjı tamamen sıfıra yakındır. Askere hizmet amacıyla çalışır orası. Şimdi tarım kredi kooperatiflerinde böyle tanzim satış gibi mağazalar geldiği zaman o zaman rafı terbiye etme noktasına gelirsiniz. Rafa şunu yapamazsınız. Liberal ekonomisi, serbest piyasa ekonomisinde raftaki değeri indirin, siz fiyatlarınızı düşürün diyemezsiniz. Evet. Öyle bir hakkınız yok. Yani hı hı, adamın ben istediğim fiyatı koyarım der. Ama orada tabii onlar fiyatı indirmek için bir sürü manipülatif olaylar yapıyorlar. Bir kiloyu 920 gram olarak koyuyorlar içine. Yazıyorlar altına da ince bir yazıyla 920 gramdır. Siz bir kilo satın alıyorsunuz hesapta. Bir kilo satın almıyorsunuz. Oradaki 0,80 gramı toplam maliyetten düşüyor. Bir bakıyorsunuz fiyatı ucuzlamış gibi görünüyor. Evet. Alakası yok aslında. Ekmeğin gramajıyla oynamak gibi bir şey bu. Evet. Onlar bir takım ticari oyunlar. Ama bunları düşürmenin yolu özellikle yeni ekonomik programda mal ve hizmetlerde eşel mobil sisteminin getirilmesiyle indirilmeye çalışacak. Sakın yanlış anlaşılmasın. Başarısız mı? Değil diyeceğim. Çünkü eğer enflasyonist fiyatta eleştirdiğimiz hani sepetlerle aşağı 9.26'ya geldiyse, bunlar bir takım fiyatları aşağı doğru tetikleyecekse ki göreceğiz onları. Görürsek biz arkadaşları zaten alkışlamak istiyoruz. Yani evet. Oy alma bahanesiyle değil bunlar. Ben bir ağaç dikiyorsanız alkışlayan bir insanım. Hangi iktidar gelirse gelsin, insanlara yarar sağlamamız lazım. Amacımız evet, o. Peki büyüme oranlarına gelecek olursak, evet, bu yeni ekonomik programında evet,
kaç yılındaydı bu? İnşaatta %7'ye ulaşmıştı galiba. Evet, en büyük, en yüksek. 2017. 2017 yılında. 2016-2017. 7-7,5'lar büyüme oranına yakalamıştık. İnşaat en yüksekti. Evet. O oranın 7,5'ı %4'lük bölümü inşaatta büyümüştü. Evet. İnşaat durdu. Şimdi şey var diyorlar. 2020 yılındaysa %5 evet. olacağına yönelik. Evet. Sizce evet. bu başarılı olur mu? Beklentiler ne ve yapılacak eylemler, hareketler neler olacak? Vallahi orada tabii nasıl şimdi güzel? Burada en önemli şey büyümeyi yaparken mevcut durumda Merkez Bankası'nın hareketlerini izlemeniz gerekiyor. Merkez Bankası faiz oranlarını, baz fiyatları daha da düşürebilecek mi? Baz fiyatlar düştüğü zaman başka dengeleri tetikleyecek mi? Ona uğraşıyorlar. Merkez Bankası fiyatlamaları düzgün yaparsa, para politikası kurulunda çok iyi tedbirler alırsa tabii ki büyümeyi sağlayacak tedbirler evet. gelecektir. Büyüme nasıl olur ona bakmanız lazım. Büyüme nereden olur? Büyüme bir sürü rakamların bir araya gelmesiyle sonuçlanan bir matematiksel sonuç karşınıza çıkacaksa o zaman sanayi kesimine dönüp bakacaksınız. Yani yurt içi gayri safi milli hasıla, yurt içi hasılanın büyüklüğü, fert başına düşen milli gelir, sanayi kesimi, işsizlik oranları bunların hepsi devreye girecek. Bugün %1,5 büyümemiz var, eksi hatta ilk çeyrekte. %5 gibi tamamlayacağız önümüzdeki yıllarda 2020-2023'lerde. Dünya çok fazla büyümeyi hedeflemiyor. Mesela Dünya Bankası'nın büyüme rakamları %2.2 evet. gibi fazla büyümeyin diyor. IMF'in ve Dünya Bankası'nın bize önerdiği büyüme rakamı %1,5 gibi. Çok fazla büyürseniz enflasyonu tetiklersiniz diyor. Evet. Dolayısıyla dengeli büyüyün diyor. Ama bizimkiler %5 gibi bir büyümeyi öne aldılar. %5 iyi bir büyümedir, işsizliği engeller. Ama neyle büyüyeceğiz orası önemli. Gene inşaatta büyüyeceksek sıkıntı yaratacak. Evet. İnşaatta büyümemiz gerekiyor. Hı. Peki son bir soru soracağım. Evet, belki kötü bir soru olabilir ama bu yeni ekonomik programını bu operasyonla bağdaştıracak olursak etkiler mi sizce? Etkiler tabii. Etkiler tabii. Bazı değerler değişir. Şimdi operasyonun boyutuna da bakmak lazım. Hı-hı. Nereye ne kadar ne kadar zamanda gidecek? Evet. Dış etkileri ne olacak? Yani ben çekindiğim bir nokta vardır burada. Siz bir şeyler yapıyorsunuz. Karşında dünya bağırıyor. Evet. Orada insanları öldürüyorsunuz. İşte orada yanlış işler yapıyorsunuz. O siyasi bir durumdur. Biz bunu halkımız onları, benim yaşımdakiler hatırlar. Ama sizler unuttu, bilmiyorsunuz onu. Evet. 74'te yaşadık Kıbrıs Barış Harekatı sırasında. Hı hı. Şeye çıkarken Kıbrıs'a Allah Allah sesleriyle yürüdük biz. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere garantör ülke. Yapmayın dedi bize. Çıkarsanız aman sopayı gösteririm ben size. Evet. Biz çıkıyoruz dedik, çıktık. Gittik, kurtardık oradaki insanları. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aldık. Dünya tepki verdi. Hı hı. İşte siz bu kadar Rum askerini öldürdünüz falan filan. Bu devirde işte soğuk bir ortamda sıcak savaş yapıyorsunuz. Aynı şey olmasın diye endişedir. Bugün İran'ın yaşadığı aynı şey. Ambargo hı hı. kelimesi geldiği anda bu yeniden ekonomik program değil. Yeni ekonomik programlar devreye sokmanız lazım. 100 bin tane ki ha. Allah korusun. Çünkü ha. yine söylüyorum biz dışa bağımlılıktan kurtulduğumuz noktaları yakaladığımızda, kendi üretimimizi yaptığımızda, kendi ham maddemizi temin edebildiğimizde, üretimimizi arttırdığımızda biz bir yere doğru gideriz. Hı hı. Onun için tabii ki operasyon, savaş, insan öldürmek, terör, eşkıyalık bunların hepsi devreye girdiği zaman yeni ekonomik programı hemen revize etmeniz gerekecektir. Evet. Çünkü kurlar oynar. Hı hı. Bir de tabii dışarıdan gelen tepkiler ben sana mal satmıyorum, ben sana şunu vermiyorum, benim gücüm var deme noktasına gelirse sıkıntı yaratır. O görünmüyor gibi şu anda o pozisyon o. Sayın Trump gel görüşelim Kasım ayında bizim başkana dediğinde gel bir şeyleri halledelim. Çünkü orada da ticari bir işlem var. Evet. Onu çözmesi gerekiyor. O tüccardır Trump. Hı hı, kesin. O ekonomiktir orası. O görüşme ekonomik gelecek. Çünkü ben F-35'lere 1.4 milyar dolar para verdim. Evet. Eğer S-400'leri oradan alsaydım farklı davranacaklardı. O buradan aldığım için farklı davranıyorlar. Bunlar önemli kriterlerdir. Evet. Yani sonuç siyasidir, terördür, insanların çatışmasıdır ama sonuç bir hareket vardır. Şuraya dayanır. Evet. Paraya dayanır. Çok kısa bir anıyı anlatacağım size. Tabii buyurun hocam. Müsaadenizle. Estağfurullah.
Vehbi Koç, Allah rahmet eylesin, çok büyük bir tüccardır. Koç Holding. İsmini vereceğim. Reklama girmez. Türkiye'de 300-400 bin kişi çalıştırıyorsa bir işletme büyüktür. Markadır. Bir gün bir toplantısında herkes sunumunu yaptığı zaman bir icra kurulunda bacaları diktiniz dedi. Çok güzel şeyler yaptınız dedi sayın genel müdürler. Holdingi geliştirdiniz dedi. Ama bir şeyi unuttunuz galiba dedi. Parmağıyla hiç unutmuyorum hareketi. Kaç para kazanıyorsunuz kimse söylemedi dedi. Sonuç ekonomiktir, sonuç paradır. Evet. Parayı kenara attığınız anda bütün değerler yok olur. Yok. Dünya paranın peşindedir. Parayı iyi kazanıp, iyi harcayıp doğru yönettiğiniz zaman başarılı olursunuz. Umarım ki biz ülke olarak kendi değerlerimizi, hani hep söylüyorum ya, makine yapan makineleri yaptığımız anda biz bir şeyleri kurtaracağız. Sanayiciyi desteklememiz İnşallah lazım. Diyelim İnşallah diyelim hocam. Peki ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Ekonomik Boyut programının sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.